Herkese merhaba arkadaşlar. Eistaf tarih 25. föyümüzde değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti iki ünitesini birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Vestfalya Anlaşması'nın rolü. 30 yıl savaşları 1618 ve 1648 yılları arasında meydana gelen diğer adıyla mezhep savaşları da denmektedir arkadaşlar. Şimdi mezhep savaşları yani 30'lu savaşlarına baktığımızda öncesinde Martin Luther'in reform hareketlerini Almanya'da başlatması ve bunun sonucunda Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tabii ki papalıkta Katolik Kilisesi de Martin Luther dolayısıyla Protestanlara karşı Almanya'da başladığı için Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şartmen'i görevlendirmiştir. Ve mücadele bu şekilde başlamıştır arkadaşlar. Martin Luther'i destekleyen Alman prensipleri Şartlen'le mücadele halindeydi ve bu onlar için büyük bir fırsattı. Bu mücadelenin sonucunda ise Şartlen Augsburg Antlaşması'nı Protestan prenslerle yapmak zorunda kaldı 1555 yılında. Ancak Augsburg Antlaşması yarı inanç özgürlüğünü sağlayan bir anlaşmaydı. Yani ne demek istiyorum? Bir prens hangi inanışa geçerse yönettiği halk da o inanışa geçmek zorunda idi. Bu mücadelelerin devam etmesine neden oldu. Schartlen'den sonra 2. Ferdinand da Almanya'da sadece Katolikliğin kalması adına mücadelelerin devam ettirmiş oldu. Almanya Protestanlığına baktığımızda en önemli merkez Bohemya'ydı. İşte Ferdinand da tam da Bohemya'yı işgal etti. Bunun üzerine Bohemya Ferdinand'a karşı savaş açtı. Ve böylelikle 30 yıl savaşları 1618 itibariyle başlamış oldu. Almanya tabii ki Bohemya'yı yendi. Danimarka ve İsveç krallıkları da Bohemya'yı desteklemişti. Almanya bunları da yenmiş oldu. Daha sonra Katolik olmasına rağmen Fransa, İsveç, Hollanda Protestan Alman prensipleriyle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı savaş açtı. Bir süre sonra da İspanya Almanya'nın yanında savaşa girdi. Sonuç 1648 yılına baktığımızda 30 yıl süren bu savaşların sonunda Almanya yenildi ve Vestfalya Anlaşması imzalanmış oldu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Fransa Katolik olmasına rağmen neden Almanya'nın yanında değil de Protestanların yanında yer aldı? Çünkü Fransa Almanya'yı rakip olarak görüyordu ve Almanya'nın güçlü bir devlet olmasını istemiyordu. Dolayısıyla Fransa Katoliklere karşı Protestanların yanında yer almış oldu. Peki Vestfalya Anlaşması ile neler oluştu? Protestanlık bir defa daha resmen tanındı. Augsburg'da tanınmıştı. Hollanda İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. Fransa Alsas bölgesini aldı ki sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın biliyorsunuz Almanlarla özel nedeni olacak bu bölge. Prusya kuruldu ve bugünkü Almanya'nın temelleri atıldı. İsveç Kralı Baltık Denizi kıyılarına sahip olmuş oldu. Başka ne oldu? Kutsal Roma Cermen yani Habsburg hanedanlığı arkadaşlar dağılma sürecine girdi. Bu arada Vestfalya Anlaşması'nda papallık temsilcisi şurayı düzeltelim. Temsilcisine söz hakkı verilmemiş ve arkadaşlar antlaşmada da imzası yoktur. Bu durum aslında Avrupa'da inanç birliği yerini çıkarlara bırakmıştır. Çıkarlara dayalı devlet politikasına bırakmıştır. Politikasına bıraktı diyebiliriz. Evet, önemli bir ifade bu. Bir noktada aslında modern devletlerin ortaya çıkışını da sağlamıştır. Evet, Vestfalya Anlaşması'nın modern devletler hukukundaki yerine bakalım. Avrupa'ya baktığımızda Vestfalya Anlaşması 1815 Viyana Kongresi'ne kadar Avrupa kamu hukukunun temelini oluşmuştur. Avrupa Orta Çağ'dan modern zamanlara geçişi yaşamıştır Vestfalya ile.
Vestfalya Anlaşması ile baktığımızda Avrupalı devletler ilk kez egemenlik, sınırlar, başka devletlerin içlerine karışmama ve elçilik kavramlarıyla tanışmışlardır. Avrupa'da ulus devlet anlayışı doğmaya başladığını ifade edebiliriz. Tabii ki bu uzunca bir süreç içerisinde gerçekleşecek. Biraz önce bahsettiğimiz din birliği esasını üzerine kurulmuş olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bu anlaşmadan sonra Protestanlığı tamamen serbest bırakmış ve Katolik dünyasını birleştirme ümidini kaybetmiştir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu siyasi gücünün azalmasına ve bu imparatorluğu yöneten Hanedanının önemini kaybetmesine yani dağılma sürecine girmesine neden olmuştur arkadaşlar. Ve Katolik Kilisesi lideri Papa da Avrupalı devletler üzerindeki otoritesini önemli ölçüde kaybetmiştir diyebiliriz. Evet, önemli bir bilgi kutucuğumuz var. Avrupalı devletler 30 yıl savaşlarıyla uğraşırken Osmanlı Devleti Anadolu'da bitip tükenmek bitmeyen ekonomik ve toplumsal alanda meydana gelen Celal isyanları ve başkentte Yeniçeri isyanları ile uğraşmaktaydı. Ülke içinde yaşanan buhranlar Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bu kargaşa döneminden yararlanmasını engellemiştir. Tersten okursak aynı zamanda Avrupa'nın bu mücadeleler nedeniyle Osmanlı'ya karşı üstünlük sağlamasını da engellemiştir diyebiliriz. Evet, 17. yüzyılda Avrupa'ya bakalım şimdi. 17. yüzyılda Avrupa'ya baktığımızda değerli arkadaşlar önemli gelişmeler yaşanmıştır. Krallıkların giderek güçlendiği, ulus devletlerinin yavaş yavaş ortaya çıktığı ve mutlak monarşilerin pekiştirildiği bir dönemdir. İngiltere ve Fransa'da krallar iktidara engel olan unsurları ortadan kaldırmışlardır. Yani feodal unsurlar. Aynı zamanda İngiltere bu yüzyılın sonlarına doğru meşrutiyet rejimine geçmiştir arkadaşlar. Kral William tarafından. 3. William döneminde parlamenter sisteme geçmiştir. Meşrutiyet, kralın yanında meclisin ve anayasanın olduğu sistemdir diyebiliriz. Akdeniz'in doğu tarafına baktığımız Osmanlı hakimken batı ucunda İspanya Krallığı'nın üstünlüğü vardı. Yine Habsburg Hanedanı bu yüzyılda Avrupa'nın en güçlü hanedanı olarak Kutsal Roma Cermen, Avusturya Arşidüklüğü, İspanya Krallığı'na hükmediyordu arkadaşlar. İşte Fransa ile de ilişkileri vardı, bağlantıları İngiltere ile de bağlantıları var idi arkadaşlar. Görüyorsunuz 17. yüzyılda Avrupa'nın durumu. Burada İtalya'yı görüyoruz. Venedik, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Prusya, Lehistan, Kutsal Roma Cermen İmparatorlukları. Yine 17. yüzyıla baktığımızda coğrafi keşiflerin etkisiyle artık İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi büyük sömürge imparatorlukları kurulmuş oldu arkadaşlar. Tabii ki bu arada Avrupa'da taht kavgaları da devam etti. Mezhep ayrılıkları ve bir kralın ölümüyle yaşanan veraset meseleleri yüzünden de rekabet çatışma eksik olmamış oldu Avrupa için. Örnek birinci sorumuza bakalım. 2017 LYS sınavında çıkmış bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi yeni çağda Avrupa'da görülen özellikler arasında yer almaz? Deniz aşırı ticaretin gelişmesi aslında sömürgecilik, coğrafi keşiflerle ilişkili. Özellikle hümanizm akımı, Rönesans ve reform hareketlerinden sonra bireyciliğin giderek artması aslında kurumsallaşmanın, Katolik Kilisesi'nin önemini kaybetmesi diyebiliriz. Merkezi krallıktan ortaya çıkması, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin görülmesi, aydınlanma dönemini yaşayan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Toprağa bağlı aristokrasinin güçlenmesi. Hayır, eğer biz bunu alırsak aile çelişmiş olur. Tam tersine toprağa bağlı aristokrasinin güçlenmesini coğrafi keşiflerle birlikte feodal yapının Avrupa'da yıkılmasıyla birlikte ortadan kalktığını görüyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Örnek ikinci sorumuza bakalım. 30 yıl savaşlarında Fransa Katolik olmasına rağmen Katolikliği savunan Alman İmparatorluğu'na karşı Protestan prenslerin yanında yer almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir? A. Uluslararası sorunların çözümünde diplomasinin ön plana çıktığını. Burada savaştan bahsediyor. Diplomasinin olduğu yerde savaştan söz etmememiz lazım. Dolayısıyla A'yı eledik. B. Devletlerin çıkarlarının dinsel bağlılıkların önüne geçmeye başladığı inanç birliği yerini çıkarlara bırakmıştır. Evet, doğru cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Fransa tam da bunu yapıyor. Katolik olmasına rağmen Katoliklerle savaşıyor. C. Avrupa'nın siyasi haritasında önemli değişmeler yaşandığını burada savaştan bahsediyor, sonuçtan bahsetmiyor. Dinsel sorunların toplumsal alanda yeni oluşumları beraberinde getirdiği, soralım toplumsal oluşum ne?
yukarıdaki bilgilerden cevabı bulamıyoruz. Hristiyanlığın Avrupa'da yayılışının durduğunun, burada Hristiyanlığın yayılışı ile ilgili bir durumdan ziyade Katolik Protestan çatışması ve bu çatışmada Fransa'nın hangi tarafta olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da yine B şıkkı olmuş oldu. Gelelim Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki gücünün zayıflaması. Arkadaşlar Osmanlı deniz gücü kadırgalardan oluşmaktadır. Tabii ki ilk olarak bir kara devleti olmakla birlikte işte Karasoğulları Beyliği ile Osmanlı deniz gücünün çekirdeği oluşmuş oldu. Aynı zamanda Karasoğulları biliyorsunuz Çanakkale Balıkesir bölgesindeki bu beylik Osmanlı'nın ilk ele geçirdiği beylikti. Anadolu siyasi birliğini sağlamak bağlamında. Fatih Sultan Mehmet dönemine baktığımızda Karadeniz Türk Gölü haline gelmiş ve İpek Yolu üzerinde kontrol sağlanmıştı. Fatih Sultan Mehmet tabii ki Akdeniz'de de hakimiyeti sağlamaya çalışmış. Akdeniz'deki hakimiyet büyük oranda Kanuni döneminde gerçekleşmiştir. 1578 yılında Fas'ın ki savaşın adını da söyleyelim. Vadi Seyl Savaşı'yla Fas'ın alınmasıyla Osmanlı'nın sınırları Atlas Okyanusu'na kadar uzamıştır batıda. Evet. Tabii ki Osmanlı Akdeniz'de tartışmasız en güçlü devlet durumuna gelmiştir. Peki denizlerdeki hakimiyetin zayıflamasının nedenleri ne olabilir? Bu noktada baktığımızda Karadeniz ve Akdeniz'deki üstünlüğün sağlanması üzerine rakiplerin olmaması. Bu durum Osmanlı donanmasının hareketsizleşmesine neden oluyor arkadaşlar. Yine 17. yüzyılda idari alanda yaşayan sorunlar ve sık sık padişah değişikliği, devlet adamları değişikliği yani siyasi istikrarsızlık da denizlerdeki politikaları etkilemiştir, gücü etkilemiştir. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yollarının yön değiştirmesi devlet gelirlerini azaltmıştır. Bu donanmayı da etkilemiştir. Ticari gelirlerin artması için Avrupalılara kapitülasyonlar verilmiş ama bu zamanla devlete zarar vermeye başlamış. Dolayısıyla bu da etkili olmuştur. Avrupalıların bilim ve teknik alandaki ilerlemeleri, gemi ve silah teknolojisinde ilerlemeleri Osmanlı Devleti'ne üstünlük sağlamaları da denizlerdeki hakimiyetin zayıflamasının nedenleri arasındadır arkadaşlar. Osmanlı denizciliğinde Kadırga'dan Kalyon'a geçiş. Hemen kısa yoldan bakın halledebiliriz. Kadırga, kürek gücüne dayalı gemilerdir. Kalyon, yelkenli gemilerdir. Daha hızlıdırlar arkadaşlar. Hatta Girit'in kuşatmasında Venedikler Kalyon adı verilen gemiler kullanmışlardır. Fark ne? Yelken dışında bu gemilere toplar da yerleştirilebiliyordu arkadaşlar. Tabii ki Kalyon'a geçişi de 1645'ten 1669'a kadar 24 yıl süren Girit'in alınması meselesi Osmanlı donanmasının yetersiz kaldığını görmüştür. Ve bunun üzerine Osmanlılar Kadırga'dan Kalyon'a geçiş sürecini başlatmış ancak bu istenilen bir noktaya gelememiştir değerli arkadaşlar. Evet etkinliğimiz var burada. Soru cevap kısmı şeklinde. Osmanlı hanedanına rakip olan Avrupa'daki en güçlü hanedanlık hangisiydi? Evet, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na hükmeden, İspanya'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya hükmeden Habsburg hanedanlığıydı arkadaşlar. Hatta Habsburg hanedanı aile içerisindeki evlilikler nedeniyle genetik bir bozulmaya da uğramış ve tarihte Habsburg çenesi diye de bir kavram ortaya çıkmıştır. Yüz hatların bozukluğu nedeniyle. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında sorun yaşadığı devlet hangisidir? Safeviler yani İran arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile siyasi alanda eşitlendiği antlaşma hangisidir? Hatırlayalım 1533 İstanbul Anlaşması yani İbrahim Paşa Anlaşması ile Kanuni döneminde Avusturya Arşidükü padişaha değil de Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılmıştı. Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağlanmıştı. İşte bu üstünlük Zitva Torok arkadaşlar antlaşması ile 1606 diyelim 1. Ahmet dönemi Avusturya siyasi alanda eşitlenmiştir. Hatta biz buna ne demiştik? Mütekabiliyet esasına göre davranılmıştır eşitlik. 4. Osmanlı Devleti'nin Habsburglar hanedanlığına karşı Avrupa'da desteklediği devlet hangisidir? Tabii ki Habsburglara karşı mücadele eden 30 yıl savaşlarını da ifade ettiğimiz Fransa'dır. 5. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'nın batısında ulaştığı en uç nokta neresi? Vadi Seyil Savaşı ile Fas alınmıştı.
Atlas Okyanusu'na ulaşmıştı arkadaşlar Osmanlı. 6. Avrupa'da modern devletler hukukunun ortaya çıkmasını sağlayan gelişme hangisidir? Tabii ki 1618-1648 yılları arasında yapılan 30 yıl savaşları sonunda imzalanan Westfalia Antlaşması'dır arkadaşlar. 1648. 7. Osmanlı Devleti'nin 24 yıllık kuşatma sonrasında aldığı ada hangisidir? 1645-1669. Venediklerden Girit Adası alınmıştır. 8. Katolik olmasına rağmen 30 yıl savaşlarında Protestan prenslere destek veren Avrupa devleti hangisidir? Almanya'nın güçlenmesini istemediği için Fransa'dır. 9. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan savaşı hangisidir? 1596 Haçova Meydan Muharebesidir arkadaşlar. Ya da sadece muharebe diyebiliriz. Ki bu savaşın sonunda da ne olmuştu? Zitvatoruk Antlaşması gerçekleşmişti. Evet, örnek 3. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin elindeki ipek ve baharat yollarından umudunu kesen Avrupa devletleri alternatif yeni yollar bulma arayışına girerken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık zamanla Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti ilerleyen dönemlerde coğrafi keşiflere karşı tedbirlerinden hangilerini alarak ekonomik sorunlardan kurtulmaya çalışmıştır? Kapitülasyon verilen devlet sayısının artırılması Fransa ile başlıyor. Sonrasında İngiltere, Hollanda gibi devletler bundan yararlanıyor. Biri alırız. 2. Kanal projelerinin gündeme getirilmesi. Hatırlayalım, Sokollu Mehmet Paşa'nın projeleriydi. Hangisiydi? Mısır'da Akdeniz'de Kızıldeniz arasında bağlantı kurup Hint Okyanusu'na ulaşmak, Süveyş projesi. Bir de Don Volga, Karadeniz'den Hazar Denizi'ne bu nehirler vasıtasıyla ulaşmaktı. İki de doğru. 3. İthal mallardan alınan gümrük vergilerinin arttırılması. Değerli arkadaşlar, burada ithal mallar, yani yurt dışından gelen mallar, zaten coğrafi keşifler ipek ve baharat yollarını önemsizleştirmişti. Tam tersine gümrük vergilerini arttırmak yerine azaltır ki ticareti cazip hale getirmek, canlandırmaya çalışmaya sağlamaktır bu. Dolayısıyla 3'ü alamayız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı, yani 1 ve 2 olmuş olacak. Örnek 4. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan itibaren vermeye başladığı kapitülasyonların 15 ve 16. yüzyıllarda verilenlerden farklı bir özellik taşımasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Avrupa Hristiyan Birliği'nin parçalama politikasına yönelilmesi. İkisinde de aynı mantık vardı. Yani kapitülasyonların çıkışı ve sonraki yüzyıllardaki devam etmesinin nedeni de buydu. B. Ticari faaliyetleri geliştirerek Avrupa'nın daha yakından tanınmak istenmesidir. Bu noktada Avrupa'nın daha yakından tanınmak istenmesi aslında 18. yüzyılda elçilikler açılması, Lale Devri ile başlayan elçilikler açılması ile gerçekleşecek. C. Ticari gelirin hazinedeki payının azalmasının engellenmeye çalışılması. Arkadaşlar, tam da kapitülasyonların 17. yüzyıldan itibaren farklılaşması C şıkkı ile ilgilidir. A şıkkı 15 ve 16. yüzyıllardaki özelliğini ifade eder. Ama 17. yüzyıl Osmanlı maliyesinin bozulduğu, artık paranın değerinin kaybedildiği, nakite ihtiyacının arttığı bir dönemdir. Dolayısıyla coğrafi keşiflerinin ciddi anlamda hissedildiği bir dönem olduğu için ticari gelirlerin payının azalması Osmanlı'nın 17. yüzyılda kapitülasyonlar vermesi, yani 15-16. yüzyıldaki durumdan farklı bir özellik taşımasının en önemli nedeni olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. D. Osmanlı tüccarların yabancı tüccarlara rekabet gücünün arttırılmak istenmesi. Burada aslında böyle bir durum olması için Osmanlı tüccarlarının sanayileşmiş olması ya da işte vergi avantajı getirmiş olması, ki kapitülasyonlar tam tersine yabancı devletlerin tüccarlarına vergi avantajı getiriyor. Ticari aracılıkları genişleterek Avrupa devletleri hoş görünmenin hedeflenmesi.
Bu yani çok önemli bir neden değildir. İlk neden olarak karşımıza çıkmaz ki aslında baktığımızda yükselme döneminde böyle bir dert yok. Sadece olası birlikteliği engellemek ve ittifakların önüne geçmek içindir. Ama 17. yüzyıldaki en temel neden C şıkkı olmuş olacak. Evet arkadaşlar, gelelim 18. yüzyılda 1700-1724 yıl arasındaki meydana gelen gelişmelerdir. Bu noktada baktığımızda 1711 Prut Anlaşması, ki Prut Savaşı'nın da adı bu şekildedir, Ruslara karşı kazanılmıştır ve kaybedilen toprakları hemen şuraya aslında yazabiliriz. Kaybedilen toprakları kazanma ümidi ortaya çıkmıştır. Bu antlaşmayla ortaya çıkmıştır. Pasarofçu anlaşmasıyla Avrupa üstünlüğü kabul edilecek arkadaşlar. Kabul edildi. Lale Devri başladı. Patronu Halil İsyanı Lale Devri'ni sona erdirdi. Ahmet Paşa Antlaşması İran'la yapıldı. Kapitülasyonları sürekli hale gelmesi, Fransa'ya bu hak verildi. Kerden Antlaşması son Osmanlı-İran mücadelesidir arkadaşlar. Bir daha İran'la mücadele olmayacak. 1700 Çeşme baskını Ruslar tarafından yapıldı. Küçük Kaynarca Anlaşması da ilk defa Müslüman olan bir bölge, yani Kırım kaybedildi değerli arkadaşlar. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bakışa baktığımızda dönem kaybedilen toprakları kazanma dönemidir. Kaybedilen toprakları kazanma dönemi. Aynı zamanda Avrupa Batı etkisinde ıslahatlar yapılan dönemdir. Islahatlar yapılmıştır. Evet, bu iki temel bilgi önemlidir. 18. yüzyıla bakıldığı zaman dört temel özellik kendini gösterir demiş. Burada ikisini aslında büyük oranda söyledik. Karlofça ve İstanbul Anlaşması'nda kaybedilen yerleri geri almaya çalışmaktır. Bu amaçla savaşılan devletler Rusya, Avusturya ve Venedik'tir. Aslında 18. yüzyılda savaşılan devletler Viraf'tır. Venedik, İran son kez, Rusya, Avusturya ve 1798'de Mısır işgal edeceği için Fransa olmuş olacak arkadaşlar. Sonuç olarak 1711 ve 1739 Belgrad Antlaşmaları, ki yüzyılın iki kazançlı anlaşmalarıdır. Bu antlaşmalarla arkadaşlar kaybedilen yerlerin bir kısmı telafi edilmiş, ancak sonrasında Osmanlı mağlubiyetler yaşayarak toprak kayıplarını arttırmıştır. İkinci özelliğe baktığımızda Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi. Osmanlı ağır yenilgiler sonrasında, ki 1715-18 yıllarında Venedik ve Karlofça'nın garantörü olan, ki aslında asıl amacı Balkanlarda genişlemek olan Avusturya ile yapılan savaşlar sonunda Pasarofçu Antlaşması'nı imzaladı. Pasarofça bazen dilimizde sürçebiliyor. Antlaşması'nı imzaladı ve böylelikle İngiltere ve Hollanda'nın yardımıyla bu antlaşmayı yapıp savaşı bitirdi. Yani artık Osmanlı bir savaşı bitirmek için Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duymuştur. Böylelikle Avrupa'nın kendisinden daha ileride olduğunu, yani Avrupa üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır değerli arkadaşlar. Üçüncü özelliğe baktığımızda 18. yüzyıl ıslahat anlayışı. Biraz önce aslında bahsettik 18. yüzyıl ıslahat anlayışına. Artık Avrupa tarzında ıslahatların yapıldığı dönemdir ki ilk olarak batılılaşma Lale Devri'nde başlayacak arkadaşlar. Batılılaşma Lale Devri'nde başlamış olacak. En büyük ve en tehlikeli düşman ise Rusya olacak. Rusya'nın özellikle sıcak denizlere inme politikası, ki sıcak denizlere inme, 1. Petro, Çar 1. Petro, Deli Petro veyahut da Büyük Petro da denilir, ile başlayan süreçle en büyük tehlike ortaya çıkmış olacak. Rusya'nın tarihi emelleri, biraz önce bahsettiğimiz sıcak denizlere inmek. Bakın, sıcak denizlere inecek. Baltık Denizi'ne açılmak, o zaman İsveç'le mücadele edecek. Orta Avrupa doğru egemenlik sahasını genişletmek, o zaman Lehistan'la mücadele etmiş olacak arkadaşlar. Ortak düşmanlar ve ittifak durumu. Rusya karşısında Osmanlı Devleti İsveç ve Lehistan'ı desteklemiş. Rusya ise bu devletlere karşı Avusturya ile ittifak yapmıştır. Hatta dönemin sonuna doğru Çar Riçe 2. Katerina iki proje ortaya atmıştır. Grek ve Dakya projesi.
Grek projesiyle İstanbul'u ele geçirip Bizans'ı kurmak, Dakya ise Balkanlarda bir tampon devlet, doğusunu Rusya, batısını Avusturya'nın yöneteceği bir tampon devlet kurma düşüncesi olmuştur arkadaşlar. Gelelim Prut Savaşı ve Prut Anlaşması'na 1711 yılında. Nedeni Rus Çarı 1. Petru'nun arkadaşlar Baltık Denizi'ne inmek istemesi, İsveç ordusunu Poltava Savaşı'nda yenmesi. Yenilen İsveç Kralı Demirbaşar Osmanlı'ya sığınmıştır ve Rus Çarı Osmanlı topraklarına girmiştir. Bunun üzerine savaş başlamıştır. Dolayısıyla burada bir yoruma ihtiyacımız var. İsveç Kralı Demirbaşar Osmanlı'ya sığınıyorsa hala Osmanlı'nın güçlü bir devlet olarak görüldüğünün göstergesidir arkadaşlar. Tabii ki Osmanlı'nın savaşı yapmak istemesinin nedeni İstanbul Anlaşması'yla Azak Kalesi'ni kaybettiği topraklardan kasıt Azak Kalesi'ni kaybetmişti. Karadeniz'e açılan kapı durumundaydı. Dolayısıyla esas neden ise burayı geri almakta. Sonuç olarak Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Yeniçeri ordusu Rus ordusunu mağlup etti. Ancak Yeniçerilerin disiplinsizliği ve güven vermemesi nedeniyle arkadaşlar bu iki devlet arasında Prut Anlaşması imzalandı 1711'de. İstanbul Anlaşması'yla kaybedilen Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. Dolayısıyla Karadeniz tekrardan Türk Gölü olma özelliğini korumuştur arkadaşlar. Prut Anlaşması ve Prut Savaşı kazançlı bir anlaşma olduğu için Osmanlı kaybedilen toprakları geri alma ümidini bu anlaşmayla sağlamıştır. İstanbul Anlaşması'ndaki İstanbul'da elçilik bulundurma hakkı bu anlaşmayla elinden alındı Rusların. Ruslar Lehistan işlerine karışmayacak, İsveç Kralı serbestçe ülkesine dönecektir arkadaşlar. Tarihçiler Rus ordusunun Prut Ovası'nda, Prut Bataklığı'nda yok edilseydi ciddi anlamda Rusların güney siyaseti, sıcak denizlere inme siyaseti kırılmış olacak ve Osmanlı için bir tehdit olma durumu da uzun süre gerçekleşmeyecektir demişlerdir. Ancak baktığımızda anlaşmanın maddeleri ve içeriği bu anlamda sönük olmuştur. Evet, örnek 5. sorumuza bakalım. 2010 LYS sınavında çıkmış bir sorudur. Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşa neden olmuştur? Leh milliyetçileri, arkadaşlar Rusya'nın Lehistan işlerine karışması, Avrupa politikası neydi? Avrupa içlerinde sınırlarını genişletmek, bu bağlamda Lehistan'la mücadele edecekti. İkinci, Rusya'nın Baltık Denizi politikası nedeniyle İsveç Kralı Demirbaşar'ın Rusya ile savaşması, Poltava Savaşı, bu savaşı kaybedince Osmanlı'ya sığınmasıydı. İki de dahil ederiz. Üç, İspanya'da kaçan Yahudiler. Bu 2. Bayezid döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar 1490'larda. Dolayısıyla 3'ü almayız. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet, böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.